Herkese merhabalar. Şu an evim gözüme o kadar boş geliyor ki. Bakın bu arada az önce yine şuraya böyle bir lekeler olmuştu. Koltuğu tekrar sildim. Güya taşındıktan sonra silecektim ama daha bir hafta geçmeden tekrar silmiş oldum. Burada da Özgü Durum'un oyuncakları. Neyse konuyu çok fazla dağıtmıyorum. Neden videoyu burada açtım hemen size göstereyim. Konsol tamamen boşaldı arkadaşlar. Üzerindeki süsleri kaldırdım. Şunun üstünde narlar, tepsiler vardı. Onları kaldırdım. Şunun üstünde de babaannemden aldığım süsler vardı. Onları kaldırdım derken salonum artık bomboş. Sadece şurada fotoğraflar var. Çekmecenin içinden çıkmış fotoğraflar. Onları da artık bir kutunun içerisine atacağım. Şimdi buradan kaldırdıklarımızı nereye koyduk hemen size onu da göstereyim. Şöyle göstereyim. Burası küçük oda. Küçük odadayız şu an. Ve burada biliyorsunuz ki ayakkabılık vardı. Bu ayakkabılığı sağ olsun abim geldi Bahadır'a yardım etti. Abim ve Bahadır söktüler. Dedik ki hani sökelim. Burada yer açılsın. Koli deliklerimizi de buraya böyle direkt koyalım. Nakliyatçılar da kolay kolay gelip buradan alsınlar diye düşündük. Şimdi burada birkaç tane ben mutfağım küçük olduğu için açmadığım eşyalar vardı. Bu kolilerin birkaç tanesinde onlar var. Mutfak eşyaları var. Birkaç tanesinde buradan çıkan işte ayakkabılar, montlar var. Birkaç tanesinde de şey var. Salondakiler var. Yani küçük odayı ve salonu halletmiş durumdayız. Bu vidaları da burada bırakmışlar ama umarım kaybolmaz. Bize durumlar böyle. Ev şu an berbat bir halde. Bakın. Burada da koliler var. Hala kullanmadığımız koliler ama yetmeyecek. Ek olarak yeni koli alacağız. Bağların terliklerini görmeyin. Şurada ablamın ayakkabıları falan var. Şu çuvalın içerisinde de şey var. Fındık var. Fındığı da küçük odaya sermiştik aslında. Size onu hiç göstermemiştim. Onu şimdi kaldırdık. Çuvalladık tekrar. Kurumuştur zaten. Ondan sonra ben bugün ne yaptım başka? Sonrasında mutfakta biraz bir şeyler yaptım. Yağdanlığı tamamen boşalttım. Taşınana kadar bunu kullanacağım. Yağdanlığı güzelce yıkadım. Yağ çözle. Tertemiz oldu. Kapağını da yıkadım. Bu da kızartma tenceresinin kapağı. Onun da vidasını söktüm. Kapağın içini falan biliyorsunuz. Böyle kapakların içerisine mutlaka su giriyor. Pislik giriyor. Bir de bu kızartma tenceresinin kapağı olduğu için bayağı kötü durumdaydı. Uzun zamandır çıkartmıyordum. Ben böyle vidalarından çıkartıyorum kapakları. İhtiyaç olduğu sürece hani. İlla bir haftada bir yapıyorum falan demeyeyim de. Hani ihtiyaç gördüğüm sürece çıkartıyorum. Temizliyorum. Kuruduktan sonra bunu da tekrardan takacağım. Bu arada bu bitti. Yağdanlığı şunu yıkarken bitti. Bahadır'ı da markete gönderdim. Burada da market poşetleri var. Birazdan market alışverişini göstereceğim. Şimdi Bahadır'ın aldığı alışverişe bir bakalım. Ben de bilmiyorum. Şu an sizinle beraber göreceğim neler aldığını. Ben birkaç bir şey sipariş verdim ama o fazladan bir şeyler almış. Şöyle tuvalet kağıdıyla havlu kağıt almış. Aslında birkaç tane kalmıştı ama ben taşındıktan sonra yeni eve alırız diye düşünmüştüm. Yani taşınana kadar yeterli olacak şekilde vardı ama herhalde indirimde falansa almak istemiş, almış. Akşam maç var. Ve Bahadır için maçın olmazsa olmazı cipstir. Domates almış 1 kilo kadar. Köfte için maydanoz istemiştim. Maydanoz almış. Ve yine Doritos. Büyük ihtimal bunların yanında benden yoğurt sos isteyecek. Çünkü çok seviyoruz biz böyle cipsleri yoğurtla yemeyi. Tadımın siyah çekirdeği almış. Bu çekirdek Bahadır'ın favori çekirdeği. Eğer hala siyah çekirdek hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyorum. Bence sizin de favori çekirdekleriniz olacak. Yani bizce beyaz normal çekirdekten daha güzel siyahın tadı. Şöyle birazcık biber almış. Sanırım domatesi ve biberi şey için almış. Köfte ekmeğin arasına koymak için. Sonrasında yağ çözücüm bitmişti. Markası önemli değil. Ne alabilirsen al dedim. Çünkü benim için yağ çözücülerin hepsi aynı. Ve o da Life diye bir marka almış. Bunu da ilk defa görüyorum. Herhalde Hakmar'ın kendi markası. Limon kokulu ekstra hızlı etki diyor. Bakalım deneyeceğiz. Umarım güzeldir. Köfte için yumurta almış. Şöyle altılı. Bir de elmalı Fireşan'ın böyle sodasından almış. Alışveriş bu kadar. Şimdi bunları yerleştirip hemen köfte yapımına geçiyorum. Köfte yapımına geçerken yapacağım ilk şey maydanozları suda bekletmek olacak.
Ben önce birazcık suda bekletiyorum. Ondan sonra tek tek yıkıyorum. Yeşillikleri yıkama konusunda birazcık hassasım. Ki zaten öyle de olması gerekiyor. Bu huyumu o yüzden çok seviyorum. Hiç de pişman değilim. Her zaman olduğu gibi şu Tupper'ın hamur mayalama kabını kullanıyorum. Her şeyde ben elim bu kaba gidiyor. Çünkü bu büyüklüğü de çok ideal. Bu orta boyu sanırım. Çok ideal geliyor. O yüzden hep bunu kullanıyorum. Burada yaklaşık 4 paket kadar kıyma var. Yani sanırım 1 kilo kadar vardır. Elimin ölçüsüne güveniyorsam eğer 1 kilo kadar vardır. Şöyle her zaman benim buzluğumda ekmek içi vardır arkadaşlar. Bunu da annem yapıp vermiş. Poşet bağlayışından annemin verdiğini anladım şu an. Böyle hepsini döküyorum. Sanırım anca denk gelecek. Ben bu köfte harçlarını çok seviyorum. Kendim de mutlaka baharat atıyorum ama bir de bu köfte harçlarının daha çok lezzet verdiğini düşünüyorum. 1 kilogram köfte içinmiş bu. Zaten benimki de 1 kilo kadar var. Hepsini dökeceğim şimdi. Ben köftenin içerisine birazcık sıvı yağ da ekliyorum. Sizin yapış tarzı farklıdır. Ben biraz o anki keyfime göre yapıyorum bu işi. Köftede hafif acı tadı sevdiğim için köfte baharatına ek olarak biraz daha pul biber ekledim. Şimdi soğan gelecek bunun içerisine. Yumurta eklemeyeceğim. Çünkü köfte harcına baktım şimdi. Yumurta gerek yok yazıyor. Sadece su bardağı, bir su bardağı su yeterlidir diyor. O yüzden yumurta ben de eklemiyorum. Maydanozlarımı doğrayacağım, soğan doğrayacağım ve köftem hazır olacak. Köftenin içerisine bir tane orta boy soğan, iki tane de küçük diş sarımsak ekleyeceğim. Şimdi köftemi karıştırmaya başlıyorum. Yanıma da bir bardak su aldım. İhtiyaç duyabilirim diye. Bismillah diyerek başlayalım. Umarım içerisine bir şey eklemeyi unutmadım. Unuttuğumu sanmıyorum. Zaten köfte harcı olduğu için yani başka bir şeye gerek yok. Sadece onunla bile yapanlar var çünkü. Hani ben biraz daha lezzet katması için soğan ve maydanoz, işte biraz da pul biber ekledim. Aa, kapı çaldı. Bahadır geldi. Biliyorsunuz kapılarımızı boyatmaya vermiştik. Onlar geldi. Poşetlerine koyacağım. Bu sefer böyle düz düz koyacağım. Normalde hep böyle streçle yapıyordum. Ama bu sefer böyle olsun. Ya da birazını böyle yaparım. Birazını streçe sararım. Evet, malzemeleri hazırladım. Şimdi ekmek arası köftemizi yapmaya başlıyorum. Elim yandı. Çok sıcak. 4-5. Şöyle soğan ve biber karışımı yaptım burada. Üzerine biraz tuz, biraz pul biber ekledim. Bu şekilde bunları da koyuyorum. Domatesi de ekledik. Şimdi ekmeğimizi kapatabiliriz. Bizim bu akşamki yemeğimiz bu. Bence gayet doyurucu. Zaten bugün o kadar yoğundum ki şu taşınma telaşında. Yani böyle adam akıllı yemek yapamazdım.
burada her fırında sokak simidi satılmıyor. Bir tane fırın sokak simidi yapıyor. Ben sokak simidi sevdiğim için Bahadır uzak fırına göndermiştim bu sabah. O da orada böyle ekmekleri görünce alalım akşam demiş. İşte köfte yaparız, köfte ekmek yaparız, canım çekti demiş. O yüzden almış sağ olsun. Evet, bu ekmek biraz daha küçükmüş arkadaşlar. Bu daha böyle oldu. Bizim bugünkü akşam yemeğimiz bu şekilde. Bize afiyet olsun o zaman. Babamlar bize geldiler. Çünkü bugün maç var ve Bahadır ve babam beraber maç izlemeyi çok seviyor. Ben de hemen çay demledim. Şöyle çekirdek ve cipslerimizi de açalım. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün günlerden pazar. Bundan önceki... Acayip bir şey. Bahadır, araba sürüyorsun. Çek sağ, ben geçeyim. Ben yapmıyorum bir şey. Bahadır, espri yapman bile hoş değil. Gerçekten. Bahadır. Şakanın sırası mı? Şaka. Aşkım geç sağ o zaman. Bitirme sabote. Aşkım lütfen. Ya bu çocuğun şakalarının sınırı yok ya. Yapamayacak şeyler yapıyor. Bu videoda buradan önceki izlediğiniz kısım cumartesi gününe aitti. En son sanırım annemler de geldi, çay dolduruyorum demiştim. Ondan sonra bir de kayınvalidem, kayınpederim geldiler. Ondan sonra ben yine çay doldurdum. O kısımları çekmedim. Bir yoğunluk oluştu o an evde. Ve de evde böyle koliler falan bayağı bir şey oldu. Böyle sıkış tıkış olduk ama olsun, önemli olan beraber olmak sonuçta. Maç vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçı. Sonra zaten gittiler. Sonra biz de uyuduk. Bu sabah da işte müşterim vardı. Aslında kayınvalidem kahvaltıya çağırdı pazar sabahı. Çünkü oradaki komşuları misafirliğe geliyorlarmış ve ben daha önce hiç tanışmamıştım onlarla. Ben dedim siz kahvaltınızı yapın. Bahadır da gitti zaten beni bırakıp. Sonra beni almaya geldi. Şimdi ben de gideceğim. Onlar kahvaltılarını yapmışlar ama ben de gideceğim. Sonrasında ne yaparız bilmiyorum. Bu arada Bahadır biraz geciktiği için beklerken yüzüme birkaç bir şey sürdüm. Ben gecikmedim. Sen erken oturuyorsun. Hayır. Bugün ne yaparız canım? Uyuyacaksın. Sabah 10'da kalktın. Benim bünyem 14 saat uyuyunca kendine geliyor. 14 saat, her gün belki 5 saat uyuyunca kendine geliyor. Belki 7 saat uyuyunca. Yani bunun bir ölçüde olduğuna inanmıyorum yani ben. Yok 10 olduğumu kalkman lazım. Uykunu almış olman lazım. Saçma. Ben sabah ya kalktım Bahadır uyurken. Evi toparladım, evi süpürdüm. Duydun mu hiç o sesleri? Hayır. Uyuyan insan nasıl duyabilir ki? Ben uyurken evde süpürge açılsa ben uyanırım Bahadır. İşte. Benim uykum ağır. O her yüzden neyse. Bana 7-8 saat uyku yetmiyor olabilir yani. Her neyse. O şu an uykum var. Ya Bahadır bak şunu yapma ya. Aşkım ya. Şu anda sahildeyiz. Anadolu yakasının sahili çok güzel. Anadolu yakasının her şeyi çok güzel. Avrupa yakası bana biraz böyle şey geliyor. Karışık. Sıkış tıkış, böyle ferah ferah gelmiyor. O yüzden iyi ki Anadolu yakası. Kalp Anadolu yakası. Biz şimdi çıkıyoruz annemlerden. Perdeci olacağız. Burada babamın arkadaşının perdecisi var. Benim evliyken perdelerimi yaptırdığım yer. Oradan bir salon için perde bakıyorum. Perdeci kapalı ya. Perdeci kapalı maalesef. Başka perdeci var mı Bahadır tanıdığımız? Üzdü. Özgü Duru'ya ara bakayım, Özgü Duru'ya görmeyle. Özgü Duru şu görelim, olur. Ben oldum yalancı ama şimdi bak gör kimmiş yabancı. Yalancı. Şimdi sitemize
geldik. Önce bir bizim eve bakacağız. Ondan sonra Özgür'ü seveceğiz ve ikincide de Büşra'nın biliyorsunuz dedesi vefat etmişti. Onun 52'si var Mevlüt Okunacak Camii'de. Oraya gideceğiz. Zaten bizim sitenin tam karşısındaki cami, yani yakın bir yere gideceğiz. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Eşofman takımlarımı çıkardım artık. Özlemişsinizdir bu adamın eşofman takımını. Bu arada senle farkında olmadan takım almışız aşkı Tom. Ya sende kırmızılık çok ama. Ama lacivertim sonuç olarak. Olsun ama bu her taraf lacivert beyaz olsa tamam diyeceğim yani. Şimdi benimkiler az. Üç çizgi bir de benim. Bu arada şu çantayı taktım. Ben bir çantayı takılınca 3 ay onu takarım ve şu kabımdaki parayı fark eden var mı? Neden yani? Şimdi makyaj odasının olacağı odayı ayarlamaya çalışıyorum. Tam şurada iki kolon var, görüyor musunuz? İki kolon arasına makyaj masası gelecek ve üstüne ışıklı ayna yaptıracağım. Fakat benim istediğim ışıklı aynanın kenarları altın sarısı olduğu için onu bulamıyorum. Hep böyle beyaz mobilyadan yapmıştır ışıklı aynaları. Bir sorup soruşturacağım bakalım. Bu arada depremden sonra sürekli başım dönüyor ve sürekli deprem oluyormuş gibi hissediyorum. Sizde de oluyor mu bu? Yani depremi yaşayanlar beni anlar. Böyle en ufak bir şeyde ay sanki başım mı dönüyor? Sana da oluyor mu? Böyle başım dönüyor ve deprem hissi uyanıyor bende. Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah. Şimdi size kartonpiyerleri falan göstereyim. Onlar halloldular çünkü. Size göstermedim. Strompiyerleri. Hemen bir göstereyim. Ben böyle en sadesinden istedim. Kenarları da yine en sadesinden olsun dedim. Ve bu şekilde oldu. Evin her yerinde bu model var. Arada da bu model var. Sonra yatak odasında da bu model var. Koridorlarda daha ince. Koridorda daha ince, banyodaki daha da ince. Evet. Banyoya yakışır bir şekilde yaptılar. Bir tek şimdi boyalar falan kaldı. Bakın daha tam kurumamış. Böyle her yer beyazlaşınca kurumuş olacak. Yarına kadar inşallah. Bu arada kapılarımız boyanmadan geldi. Böyle biz çizikler attırdık. Bakın. Çizik çizik yaptırdık model olması açısından. Umarım güzel olur yani. Bilmiyorum. Şu an bakınca pek anlayamıyorum ama inşallah güzel olur. Kapılar da bu şekilde. Evin içinde bildiğiniz inşaat var bu arada. Güzel olacak ya. Buralara spot yaptırdık. Evet, spot yaptırdık. Ama yine ortaya bize gelecek. Mutfakta da spot yaptırdık ama çok az delik açmışlar. Ben buraya en az 2-3 tane daha açtıracağım. Ben evimize geldim. Şimdi videoyu burada kapatacağım. Ne çektim ne çekmedim inanın hiç hatırlamıyorum. Bu arada yine dayanamadım, şunları sıktım ama olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yoğunluğun içinde yine bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ne kadar güzel çekebiliyorum bilmiyorum ama umarım beğeniyorsunuzdur. Ve umarım abone olmadan izliyorsanız abone olma kararı da vermişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.